يا لطيفا لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بالمتفك دعوتنا يا ربي آمن خوفنا. Tahakkuk ettiği takdirde ne kadar alat, edevat varsa elektrikle çalışan, bilgisayarla çalışan, durduğu takdirde insanoğlu tekrar tabiata dönecektir. Tekrar başlangıç yapacaktır. Tabiattan ayrıldı. Her şeyle tabiattan koptu. İnsanoğlu, efendim, düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar. Robot halinden kurtulacak, tabiatına dönecektir. Onun için söylüyorum, araba meselesi, arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. Uyulardan elektrikle, bilgisayarla çıkan şeyler, petrol. Rafinerilere, efendim, yine elektrik pompalarının pompalanmasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelip, rafineriler hepsi elektrik ve kompütörle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenecek şey yok. Evde bulunan benzin istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi? Benzini arabaya dökmek için. Kovayla çeksinler diyelim. Bitince ne yapacaklar? Olduğu yerde duracak. Gerçi siz erkekler ata binersiniz de kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem ne bir kalmayacak. O ne kadar adam. Sokaklar tenhalacak. At. Çok memleketlerde, Avrupa'da çok. Getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir şekilde haber vermediğinden, ben haber veririm. Ondan sonra şehrin içerisinde sivari dolaşacak millet, Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl bir kelam şimdi, geri azgınlığı yapsınlar. Bir sen çıkar. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa, hepsi terbiye olacak. Karısı cinnet geçirip, delirip, akıllanmadan ölüp gidecek. Yarısı kahrından ölüp bitecektir. Yeryüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalacak. Dünya açıktır o. Troy'dan değil, kilometroyla da isteyen gelsin alsın denecek. Ödeme denecek. Ödenmiştir. Bir karış yere bir altın boyu efendi de vereyim diyor. Başından arta kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor. Toprağı millet. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu anından itibaren İki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu ağları Çernobil'den beter de dokunacaktır. İbni de küfür alemini vuracaktır oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onun patlamalar gelecek. Sözleri bu. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek. Dalgalar varmış. Fırtına, büyük fırtına. Denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var ileriye doğru. Allah'a sığındı. Böyle çok şeyler var. Allah'a kaçan kurtulur, Allah'tan uzaklaşan kurtuluş yoktur. Kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığınır. Ma asime illallah. Cenab-ı Allah'ın
koruyacağından başka hiçbir kimse korunamaz. Hiçbir menşe, sığınak insanları barındıramaz Allah'tan başka. Evet, bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun, kapıda bir kapriyede bulunsun. Efendim, sağlam ağaçtan yapacaksınız, kestane ağacı. Kırılmasın ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Terziler yok. Modalar duracak. Efendim, süs kalmayacak. Herkes, insanların çoğu da o zaman artık dünyanın ziyneti sıfırlanmaya doğru geldiğinden ziynet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva ziynetinden başka. Takvasıyla insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip gidecektir. Para, kağıt paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolmalı olsun. Kağıdın hükmü yoktur. Hiçbirisinin. Altın, gümüş. İşi görecek, alışverişi herkes altın gümüşle yapacaktır. Başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telef olur. Şimdi 1 milyon ahali var diyor ki Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş. Bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes zemzem getirip, zemzemle ittifa etti. Zemzemle değil, bir ünitesi bozulmuş onun. Vurmuş oraya şey, o virüs dedikten bir acayip bir şey var. Ki kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de 6 saat durdu. Virüs vurmuş onları. Zengin paralı, efendim, ikinci şey, tesisi devreye soktu 6 saat sonra. 6 saat içerisinde, yani biraz daha fazla sürse, millet sıcaktan ölecek. Çünkü dışarıda 70 derece, içeride 50 derece hararet. Beton binaların içinde millet bu air condition dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz, ışık yok, asansör yok, air condition yok. Nasıl yaşar onlar? Hepsine tehlike var şimdi. Onun için Mekke Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki Memruz kuleleri koydular oraya, Allah'tan, peygamberden korku utanmayanlar. İsmi bile değişmedi, Charlton Hotel'de, Mekke-i Mükerreme'nin içerisinde. Bu lider mi? O kadar azdılar. Buraya Charlton Hotel olur mu Mekke'nin içerisinde? Söylesen hiç olmazsa Halid ibn-i Velid anıdır, efendim. Hazreti Osman onarıydı, efendim. Hazreti Ali'nin menziliydi diye böyle isim koysana, Charlton'da. Hilton'da. Hilton'dan düşüp patlayasalar. Onlar binalardan edecekler, bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun içerisindeki çeşit türlü süs, olduğu gibi bırakacaklar. Arkalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere diyecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahiplerine yaramadı, bize hiç yaramaz.
Onları götürecekti. Götürecek olsalardı onlar götürür, arabaları bilmem neleri vardı. Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın diyecek. Ne kendilerine yarayacak, ne o evlerin gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hepsi oradan kaçacak. Zemzem-i Şerif'ten içip 3 hurma, 5 hurma, 7 hurma 24 saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akifin, avam ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan maddesi hepsi kışırlanacak. Medine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı. Vehhabiler, Mekke Medine'yi bir tek adam kalmadı, hepsi kaçacak. Orada yalnız 7 hurmaya razı olan bir oradaki sudan içip ibadete razı olan kimseler Peygamber huzurunda kalanlar olacak. Onlara Cenab-ı Hak kalplerine manevi neşe verir de omurları biletir. Yüze yüze parahları atar. Aman yemek, aman içmek, aman giymek davası derdi yok onlara. Ve bunlar geliyor hacama verildi. Ramazan'ın içinde dikkat et. Onun için ben bakıyorum. Ortalığın hali değişirse Avrupa'ya gitmeyin. Şam tarafına gideceğim bir şey. Biz ayak yer. Daha tepeyi dolaşamayız. İbadete meşhur olan kurtulur. Dünya için süpürecek, götürecek, atacak. 15 milyonluk İstanbul 150 bin yanacak. Su yok. Su basmaz. İlk olmayınca suyu basamaz. Birinci katlara su belki gider. Ondan ötede binalar hepsi duracak. Şeyhim, o 5 ay içinde demek ki yiyecek... 5 ayın sonuna doğru evet. Hepsi kapanır. Bu 5 ay içinde yalnız yiyecek stoklamak mı lazım, yoksa bahçelerde patates gibi şeyleri üretmeye vakit var mı veya ihtiyaç var mı? Onun nasıl bütün dünyada üstündeki... Yemeyecek, herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Ha. Lakin su meselesi mühimdir. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşturur. Evet, yani şehirlerden çıkmayı tavsiye ediyorsunuz. Çıkacak. Müritlere. Mürit olsun, olmasın. Olmasın. İstanbul su dolu. Yani o neyle, elektrikle dolu. Tabii, elektrikle. Zaten başlayacak Allah korusun. Hemen veba hastalıkları, tifo gibi hastalıklar başlıyor. Koleralar, moleralar. Nasıl doktor, bu ifade o başka mesele. Su en birincisidir. Onun için hücum edecek memleketten çıkmaya yollar sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez. Arafat'a çıkışa benzemez. Efendim çift yollar, paralı yollar, parasız yollar. Paralı yolları da o kulübeleri de yıkacaklar. Millet geçmek için o demirleri kıracaklar. Kulübeleri yıkacaklar ki Anadolu'ya yönsün, su neredeyse. Ellerin etrafı milletle dolacak, su içmek için, kullanmak için. Bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okutma diyerekten uğraşıyor. Bunlar var önümüzde. Bir köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Derhal köyüne gidecek. Aşağıdan gelen kimse kalmadı İstanbul'un içerisinde. Arınamaz çünkü. Gelecek oldu meselesi kendi kendisine hallolur. Elci yaşa. Elci yaşlarının eteklerine neler 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 olacak. Ya Rabbi ya Allah'ım sen bunu. Benimdir, benimdir. Bir polis alo den yetişir.
O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne telsiz ne telgraf. Efendim. Ne radar ne madar. Herkes kendi şeyini muhafaza etsin. O zaman kontrolden çıkınca hepsi patlayacak onların. Bir ayet okumuşsunuz bu sabahına. Sen güzel. يخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون يوما كان شره مستطيرا شرين وبلانين وعظامين جوكيزين ده وچاچاي زندن قركر onlar değerlikten işte ona delaleti gökyüzünden böyle hangi tarafa bu tarafa açılır atılan bu tarafa düşer bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani kontrol, Ali Bey profesördür, daha ziyade biliyor onu bizden. O büsbütün bela. Onu gizliyorlar. Çok. Kimin başına düşeceği belli değil. Denizin altında dolu. Evet. Denizleri doldurmuşlar. Gökyüzünden asılı duranlar var. Çok fazla. O uydular muydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Onun patlamasından onlara vereceği hararet, hararet kavuracak o tarafa. Büyük bir soğukluk gelecek, mevsimler değişecek, kıtalar değişecek, iklimler değişecek. Aslında mecal insanın kuvveti yetişmezse dünya biter. Lakin kontrolden çıkınca kontrolü sahip alır. Amen. Kutlu'nun tasarrufu aldı mı durdu? Amen. Hani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen biter. Yoksa bu teknolojinin kontrolünü geçmiştir. Manevi kontrol yapacak zatın elindedir o. Maneviyata inanan korkmasın. İnanmayanın başına düşsün. Amin inşallah. Can yasaklayanların başına düşsün. Amin inşallah. Eti gelecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki hesaba gelmez. Başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde kimse bu tarafa bakacak hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi. Hiç. Elime-i Tevhid çekelim. Hayır, tedbirimiz olur ki şahat muhakkak gidecektir, duracaktır. İnanaler ki adil yerinde altını kullanacak bir zaman gelecek. Zamanın sahibinin zaten Hicaz bölgesinde olduğunu hala orada. Hala oradalar. Onun için emir gelinceye kadar oradadır. O ilk tekbiri aldığında bütün bu atışlar, ateşli silahların patlamaları duracak. İktisarın sahibi olan evliyalar o başlıkları hangisi patlar patlamaz biliyor o. Atom başlıkları var ya, belki o çip mi, çip mi, nedir? Çip, mikroçip. İşte bu şey tarihi. Hangisi faaldir? Bunlar tayin edemez şimdi. Kontroldan çıkınca bilemez. Ama kutbun mutasarrıf olan zaten elindeki kimseler hırdam o hangisi patlayacaksa onu oradan aldı mı o artık işe yaramaz. Gaması alınmış topa benzer. İşe yaramaz. Bir tekbirden ateşli silaha durur der bir şey kadar yazıldı. Bunun dayandığı, güvendiği ateşli silahların hepsi duracak. İmkan olacak. Bir de müminlere yüzünden muharip sınıfı vardır ümmetin. Muharip sınıfı olanların hepsine kılınç edecek. Yeryüzünden değil, birer melaik birer kılınç takdim edecek. Yeryüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız kılıçtır. Teknoloji değil. Vurmaya isterse o tarafa lazer uzandığı vakitte onun kafasını keser.
Vücud kayıp olan sınıftaki müminlere. Ve min Allah'a tevfik yetişir. Tevfik. Başka bir şey koyabilseler ki o zaman korku vardı. Lakin İslam'ın yerine konacak yahut efendim insanlara manevi bir kuvvet aşılayacak bir ellerinde fırsat olsaydı korkulurdu. Lakin söyledikleri, yaptıkları, efendim ısrarıyla üzerinde durdukları plastik şeyler. Yani ideolojiler çürümüş. Ruhsuz. Çürümeye mahkumdur. Millet 70 senedir duyuyor bunları. 70 senedir efendim boyuna bize takdim ettiklerinde ruh yok, tat yok, lezzet yok. Öyle olduğu vakitte millet kanıksadı. Millet kendilerine manevi bir zevk verecek. Ondan sonra manevi destek verecek bir şey isteyin. Millet hakikat istiyor. Hayal peşinde değil, artık bıktılar. Hayalle yaşamayı istemiyorlar. Hakikati istiyor. Nitekim bu yalnız Türkiye'ye mahsus değildir. Bu hakikat araması bütün dünyanın insanları bıkmıştır. Başlarındaki kendilerini idare eden kimselerin yalanlarından, aldatmalarından bıkmışlar, usanmışlardır. Hakikat neredeydi diyorlar. Bütün asır boyunca hakikat soruyorlar. Hakikat diye bir şey yok. İzimli, izimli ne varsa hepsi iflas etmiş, bitmiş. Dışarıdan hamle yapmaya lüzum yok. İçinden kendisi çökmüş. İçinden bitmişti. Hepsinin üzerinde şimdi tehlikeli bina, girilmez yazılı. Hepsi. İsrar edip içinde duranlar garun gibi batacaklardı. İnşallah. Cenab-ı Musa dedi, benimle olan benim tarafıma gelsin, garun ile beraber, onunla beraber dursun. Kaç kişi durduysa, ey yer, yut dedi, tut dedi, tuttu. Daha tut, yut, tut, yut emriyle boy boy günden güne ta arzın göbeğine kadar ermektedir. Karun ve beraberinde ısrar edenler, batında ısrar edenlerin başına yıkılacak. İnsan diyor ki dışarı çık, dışarı gel, ısrar etme, ısrar etme, inat etme. Bu Allah'ın dinidir, oyuncak değildir. Sizin bildiğiniz gibi değildir, iş başka türlüdür. Gelin buraya, kurtulun, yok. Biz senin gemine binmeyiz. Sen bir deli kimsesin. Efendim, dağların arasında ovanın içerisinde gemi yaparsın. Gemi yapacak adam deniz kenarında yapar ki denize birdenbire yüzsün. Burada su yok, göl yok, deniz yok. Ey Nuh, sen nerede burada gemi yapıyorsun? Gelin bu gemiye binin de tufan gibi. Tufan senin gibi. Efendim, eski mesel söyleyen adamları dinlemeyiz diyerekten o sefineyi kabul etmediler. Ne zaman ki Cenab-ı Hakk'ın emri geldi ve efendim, tennur denilen bir makam var. Humus'un aynı tennur. Aynı tennur, Humus'un garbindadır, batısındadır. Ben orayı ziyaret ettim, Nuh. Adem peygamberin tennuruydu o. Tennur dediğimiz, eskiden böyle yufka ekmek yaparlar, küp gibi bir yerde altında ateş yakar, böyle duvarlarına yapıştırırlardı. Çıkardı böyle, değilmiş evet, şeyler, ekmekler, yufka derdik biz ona. Efendim, o yeri gördüm, desteğirmidir o yer, her yerinden pınar akar. Bir güzel maviliği var o suyun, hiçbir yerde görmedim. O ondan Asi İrmağı çıkar da, efendim, Hamahumus'tan geçer, Türkiye'ye gider. İşte
aynı tenur o kaynayacak, kaynamaya başladı mı yer gök bir oldu. Yani yağmurdan fark olmuyordu. Gemi böyle aradan denizin içinden gider gibiydi. Çünkü enen suyla aşağıdan gelen su kavuştu. Allah'ın kudretiyle suyun içinden böyle tahtel bahir gibi giderdi. Dışarıda kalanlar gitti. Bir tufan geliyor şimdi. Lakin bu tufan efendim su tufanı değil, ateş tufanıdır. Ateş tufanıyla Cenab-ı Allah ilahi intikamını alır. O ateş de ahirette kefaret olur. Yani gene Allah'ın rahmetiyle gelir. Ya ne yapalım? Onun için asır başına kadar, 2000 başına kadar belki 2000 türlü tecelli değişecektir. Belli değildir. Günden güne ne olacak? Yalnız dediğimiz gibi batıl dura dura zaten köhlemiş, çökmeye mahkumdur. Tehlikeli bina her yerde. Tehlikeli binadır. Dışarı çıkın diyor. Dinlemeyen içinde altında kalır. Bir sallamada üfürsen de gider zaten. Hiç. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'al hak ve zehagal batilun. İnnel batile kâne zehuka. Aslında çürümüş bitmiştir. Kân. Sevfeyekul değil. Kân. Yani batılın saltanatı batıl. Ayakta durmuş değildir. Hayaldir. Hayalden ibarettir. Onun için Müslümanlar Müslümanlığa yaklaşsın. Daha ziyade yaklaşsın. Yaklaşabildiği kadar yaklaşsın. Şahsi hayatında yaklaş. Evinde yaklaş, işinde yaklaş. Umumi meydanlara dökülmesi vakti vardır. Vakti vardır. Ve minallah tevfik ve hürmetil Fatiha.